Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. İş takip projesi serimizin 65. dersindeyiz. Şimdi son derste authorize yapmıştık. Bu derste login işleminin temellerini oluşturacağız. Şimdi biz projemizi geliştirirken arkadaşlar DB First yaklaşımını kullanıyorduk Entity Framework'ün. Bundan dolayı firmalar tablonun içerisine bir şifre sütunu ekleyeceğim. Firmalara sağ tuşa tıkladım, Design dedim. Şimdi bizim firmalarımızın bir maili var. Bu mailin hemen üstüne, pardon, altına bir şifre sütunu ekleyelim. Şifre dedim. Şifrenin türü de envarchar 20 karakter olsun. Ctrl S dedim. Şifreyi buraya dahil etmiş olduk. Şimdi firmalar tablomu tekrar açıyorum. Edit Top 200 Rows kısmından. Bakın şifre sütunu buraya gelmiş oldu. Şimdi bu şifrenin modele yansıtılması gerekiyor. Hemen beraber yansıtalım. Şöyle modele geldim. Çift tıklayıp açtım modelimi. Bekliyorum açılmasını. Sağ tuşa tıkladım. Sağ tuşa tıkladıktan sonra Update Model from Database dedim. Ardından direkt Finish diyelim. Direkt Finish dediğim zaman ekleme işlemi gerçekleşecek. Şöyle kaydedelim değişiklikleri. Bekliyorum kaydedilmesini. Size bir soru sormak istiyorum bu arada. Video bittiği zaman bu soruyu bu dersi izleyen bütün arkadaşlardan yorum olarak cevabını bekliyorum. Biraz önce Twitter'da takılırken gördüğüm bir diyalog sonrasında çıktı karşıma. Önce bir bakalım firmalara. Bakın şifre sütuna eklenmiş oldu. Sorum şu, imkanınız olursa bilişim tabanlı bölümler başta bilişim tabanlı bölümler olmak üzere. Bu arada ben de örnek firma mailleri gireyim. Mesela firma 1 @gmail.com. Ondan sonra firma 2, hepsine girmeyeceğim. 3 taneye gireceğim. @gmail.com ve firma 3 @gmail.com. İmkanınız olursa bilişim bölümleri başta olmak üzere. Arkadaşlar, yurt dışına çıkar mıydınız? Yani bilişim bölümü de olabilir ama bilişim bölümü olmayabilir de hani farklı bir meslek de olabilir. Yurt dışına çıkmak ister miydiniz? Sebepleriyle hani hocam illa bilişim bölümü olmalı ya da olmamalı çıkardım veya çıkmazdım. Sebebi şu, sebepleriyle videonun altına yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim demiş olayım. Şimdi bu firmanın şifresini 1-1, bunu 2-2, bunu da 3-3 yaptım. 3 tane firma tanımlamış oldum. Visual Studio'ya geri döndüm. Şimdi Login Controller'a geldim. Login Controller'da burada bir tane daha Index Action Result oluşturalım. Public Action Result Index isminde parantezimi açıp kapattım. Süslü parantezimi açtım. Return'u yediğim hata vermesin. Tamamdır. Şimdi burada şu kodları ben siliyorum. Üstteki get olacak. Burası da post olsun. HTTP post diyorum. Burası post metoduyla beraber, pardon, post attribute'üyle beraber çalışacak. Şimdi sen parametre olarak ne alacaksın? TBL firmaları alacaksın. Tabii firmaları kullanabilmek için burada entities'i çağırmam gerekecek. Şöyle şuraya geldim, kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim, şuraya yapıştırdım. Ctrl nokta yaptım ve entity'yi dahil ettim. Ardından burada TBL firmaları çağırıyorum. TBL firmalardan bir P parametresi türettim. İndim aldım. Var bilgiler. Bilgiler isminde bir değişken oluşturuyorum. Eşittir db.tbl firmalar nokta first or default TBL firmalar içerisinde x eşittir büyüktür x, öyle ki x nokta firmanın mail adresi eşit olmalı. Parametreden gelen maile ve aynı zamanda devam ediyorum. X nokta şifre eşit olmalı. Parametreden gelen şifreye sonra noktalı virgülümü koydum. Alta indim. Şimdi eğer ki şu şart sağlanıyorsa firmalar için, pardon, bilgiler değişkenimiz bir değerle dönecek. Ve bir değerle dönerse ne olacak? If eğer bilgiler ünlem eşittir null. Eğer bilgiler null değilse bilgiler null değilse, yani bilgiler isim değişkenim içinde bir değer varsa o zaman login işlemi gerçekleşecek. Peki nasıl olacak bu? Şöyle olacak. Forms authentication authenticity on
Getire nokta yaptım. Using System Web Security'yi kullandım. Forms Authentication nokta set out cookie isimli bir metodum var. Çerez değeri ayarı. Şimdi sen bana burada neye göre giriş yaptıracaksın? Diyorum ki bilgilerden gelen mail adresine göre virgül bir cookie oluştursun mu? Yok, gerek yok. False. İndim alta. Ondan sonra bakın burası çok önemli bir değer. Session isimli bir değişkenimiz var. Komutumuz var. Session komutu oturum yönetiminde kullanılan ve kişinin bilgilerine ulaşılması için kullanacağımız komut veriyor. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle. Şimdi session içerisinde benim bir index göndermem gerekiyor. Benim indeksim mail olacak. Çünkü ben maile göre işlem gerçekleştireceğim. Session mail eşittir. Bilgiler nokta mail nokta to string noktalı virgülümü koydum. Birazdan bu session ne işe yaradığını bir ders iki ders sonra göreceksiniz. Return redirect to action beni aksiyona yönlendir. Hangi aksiyona yönlendireceksin? Şimdi default içinde yer alan nereye yönlendir mesela? Beni aktif çağrılara yönlendir. Aktif çağrılar. Burası aktif çağrılar olsun. Peki else aksi durumda yani eğer bilgiler null'dan farklı değilse o zaman return redirect to action beni tekrar indekse yönlendir. Yani üzerinde çalıştığım sayfaya yönlendir. Artık burada return view dememe ihtiyaç kalmadı. Tamam mı? Burası da böyle olacak. Güzel. Devam ediyorum. İndekse geri geldim. Şimdi indekste en üstte şuraya bir model tanımlayacağım. Model MVC firma çağrı yani üzerinde çalışan proje nokta models nokta entity nokta hangi tablo ile çalışıyoruz? TB'li firmalar tablosuyla TB'li firmaları buraya dahil etmiş olduk. Burası da bu şekilde olacak. Tamamdır. Şimdi Ctrl F edelim. Form ifadesini bulalım. Form nerede? Bakın şurası. Form action eşittir DS. Metod eşittir post yazan kısım var ya. Şurası zaten kullanıcı adı ve şifrenin girildiği alan. Şimdi ben burada action'ı siliyorum. Action'a gerek yok. Form metod post olduğu zaman çünkü işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi bizim bir kullanıcı adımız var. Kullanıcı adını nereden alacağız? Şuradaki input'tan alacağız. Bu input'a bir id ataması. ID'si kalsın. Bize name lazım. Şöyle yapalım. Name'i eşittir. Mail olacak. Aynı şekilde şimdi user şu ID kalabilir ya. Bunun bir zararı yok. Şimdi biz name'e göre işlem yapacağız. Burada şu olay çok önemli. Şurada name içerisinde yazmış olduğunuz değerler SQL'deki değerle aynı ifadede olmalı. Yani burada mail yazıyorsa burada da aynı şekilde mail yazmalı. Burası da şifre olacak. Name eşittir. Burası şifre olsun. Tamam mı? Şimdi çalıştıralım. Deneyim bakalım çalışacak mı? Şimdi firma1@gmail.com. Şunu geldim kopyaladım. Bir numaralı firma ile giriş yapmayı deneyeceğim. Bakalım giriş yapabilecek miyiz? Beraber görelim. Bekliyorum açılmasını. Yüklensin sayfamız. Şimdi burada kullanıcı anlamını yazdım geldim şifreye 111 3 tane 1 yazdım giriş yapa bastım giriş yapmadı geldim 2 tane 1 yazdım giriş yapa bastım şimdi bu kez giriş yaptı kullanıcı adı ve şifre doğru ama unauthorized hatası aldık neden şöyle tekrar 111 diyelim enter'a bastım aktif çağrılarda bir unauthorized hatası aldık bunun sebebi şu. Şimdi biz eğer giriş yaptıysak giriş yaptıktan sonra diğer tarafa session'a bilgilerimizi taşıyacağız ve başka ne diyeyim? Aynen session'a bilgilerimizi taşımamız yeterli olacak. Onu nasıl yapacağız? Onu da bir sonraki derste gösteriyor olacağım. Yani şu anda giriş yapma işlemi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yalnız buradan bilmiyorum sesi geliyor yine. İtfaiye araçları geçiyor çok sık. İnşallah yine bir yerlerde ciddi
yangınlar yoktur. Bu şekilde bir problem yok. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gelecek derste bu hatanın nasıl önüne geçeceğimizi anlatacağım. Bir sonraki derste devam edelim.